Arkadaşlar merhabalar. Endemik yayınlarının türev alma kurallarıyla birlikte video soru çözümlerine başlıyoruz. Hepinize önümüzdeki sınavlarda başarılar diliyorum. İlk soruyla başlıyoruz. Evet, fx'te fx'in türevinin toplamı verilmiş. F türev 1'i istiyorlar. F türev 1'i ilk hamlede, tek hamlede bulmamız olası değil. Çünkü fx de var, f türev x de var. Dolayısıyla fx'in ikinci dereceden bir fonksiyon olduğunu öncelikle akıl etmemizi istiyor. Yani ikinci dereceden bir denklem yazıyoruz. Bu fx'in türevini yazıyoruz. Ve diyor ki ikisini topla ve buna x kareli ifadeyi eşitle. Biz de topluyoruz arkadaşlar. Şimdi toplama işleminin sonucu x kareli terim bir tane. X'li terim iki tane. Yani tek bir terim haline getirmemiz lazım. X parantezinde 2 artı bx ve sabit terimde hem b hem de c gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada bir b artı c var. Bu sonuç x kare artı 6x artı 6 sonucuna eşit. Şimdi polinomda eşitlik yapıyoruz. Buradan x kare teriminin çarpanı gizli bir, yani a sayısı 1 olmalı. Bu birinci ifade. X'li terimin katsayısı 2a artı b. Bu da x'lik terim katsayısına, yani 6'ya eşit olmalı. A 1. Dolayısıyla b'nin 4 olduğunu göreceğiz. Sabit terim. Aslında şu anda a ve b'yi bulduk. C'ye ihtiyacımız yok. Çünkü f türev 1'i istiyoruz arkadaşlar. Şimdi f türev x eşittir. A gördüğümüz yere 1. B gördüğümüz yere 4 yazarsak f'in türevini bulduk. Ve biz de f türev 1'i istiyorduk. Cevap 2 artı 4, 6'dır. Oldukça iyi bir başlangıç sorusu oldu. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Evet, Ali ve Veli kağıtlara birer polinom yazıyormuş. Ve Ali'nin yazdığı şey, kağıda yazdığı polinomla ilgili bilgi şuymuş. İlk olarak dördüncü türevden sonra elimde kocaman sıfır kalıyor. Şimdi bu sanırım bize Ali'nin seçtiği polinomun derecesini anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. X üzeri 4 olabilir mi? Yani muhtemel bir durum. Kontrol edelim. Birinci türev. İkinci türev. Üçüncü türev. Dördüncü türev. 24. Şimdi dördüncü türevden sonra elimde sıfır kalıyor. Dolayısıyla beşinci türevde sıfır kalıyor diyor. Bakıyoruz ki 24'ün türevi sıfır. Demek ki Ali'nin seçtiği polinom kesinlikle dördüncü derecedenmiş. Sevgili arkadaşlar, benzer şekilde Veli'nin seçtiği polinom 3. türevden sonra kocaman bir sıfır kaldığına göre Veli'nin seçtiği polinom derecesi 3. Peki karesini sorduğuna göre kuvvetin kuvveti çarpılır mantığıyla polinomda derece mantığını anlatıyoruz her zaman. Dolayısıyla 3. dereceden bir ifadenin karesi 6. dereceden olur. Ve biliyoruz ki polinomlarda çarpma işleminde dereceler toplanır. Yani sorumuzun cevabı 10. Evet, güzel bir soruyla devam etmiş olduk. 3. sorumuza... Evet arkadaşlar, 3. sorumuz. Kabarık bir ifade gözüküyor. F türev 0 soruluyor. Şimdi şuradaki ilk terimin türevini alırken 1 bölü 4 çarpanını F türevi x diyelim. 1 bölü 4 çarpanını başa alalım. Sadece karekökün türevini alıyoruz. Karekök u'nun türevi. U türev bölü 2 çarpı kök u. Yani içinin türevi bölü 2 çarpı karekök 2x artı 1. Artı. Şimdi burada bölümün türevini düşünmeliyiz. 4'ün türevi çarpı, 4'ün türevi 0 çarpı kök. Yazmaya gerek yok. Eksi. Paydanın türevi, yani 2x kök 2x artı 1'in türevi. Şimdi çarpı pay yazacağız. Yani 4 yazacağız. Şimdi paydanın türevini yazalım. Yani kökün türevini yazalım. İçinin türevi bölü 2 çarpı kökün aynısı. Çarpı pay. Yani 4. Sonra bölü paydanın karesi. Yani sadece 2x artı 1. Arkadaşlar kabarık bir soru gözüküyor. Başta söylediğim gibi, ama şu an düzenleme ihtiyacımız yok. Sadece x yerine 0 yazıp sonucu bulacağız. Evet, 1 bölü 4 çarpı şuradaki ikileri sadeleştirelim. 1 kalsın. X yerine 0 yazdık. Kök 1'den 1 gelir. Yani 1 bölü 1 artı. Şimdi şu ifade gitmişti zaten. İkileri sadeleştirelim yine. Şurası kök 1'den 1 gelecek çarpı 4 var. Yani eksi 4 çarpı 1. Yani 4 bölü 1 etkisiz eleman.
Şuraya yine 0 yazdık arkadaşlar. 0 artı 1'den 1 gelecek. En sade hale gelelim. 1 bölü 4 baştaki terim artı eksi 4. Fayda işleyelim. Eksi 16 artı 1 eksi 15 bölü 4 yani adam. Evet, kabarık işlemli bir soru ama sonucumuz eksi 15 bölü 4 olarak bulunabilir. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuz. Şimdi türev, 19. türev soruyu görüyoruz. Türevi alacağız, bitireceğiz ve x yerine 2 yazacağız. Şimdi 15. türevin şu çarpan için konuşursak, 15. türevin den sonraki türevlerin sıfırlanacağını daha önce konuşmuştuk, biliyoruz. Birinci türevi zaten sıfırlanacağı için sadece x eksi 1 üzeri 20'yi inceliyoruz. Şimdi birinci türevine bakalım. 20 çarpı x eksi 1 üzeri 19 diyelim. İkinci türev. Şimdi burada sistemi görmeye çalışacağız yani. 20 çarpı 19, x eksi 1 üzeri 18. Nokta nokta yapalım arkadaşlar. Şimdi tahmin etmeye çalışalım. Birinci türevde bir çarpan, ikinci türevde iki tane çarpan var. Ve kuvvetten de aynı şekilde sistemden bahsetmiş olalım. Birinci türevde 19, ikinci türevde 18. Bu kuvvetle sıralamanın ortak özelliği toplamlarının 20 oluşuyor. 2 ile 18 toplamı 20, 1 ile 19 toplamı 20. O halde biz 19. türeve geldiğimizde bu kuvvetin, x eksi 1'in kuvvetinin toplamının 20 olacağını bildiğimize göre birinci kuvvet olacağını anlıyoruz. 20 çarpı 19 çarpı nokta nokta. Eğer burası 1 ise, kuvvet 1 ise buradaki son çarpan 2 olacak. Evet, türev burası. Bu türevde x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz arkadaşlar. F türevi 2 yazabilirim kısaca. 20 ile 2'ye kadar olan sayıların çarpımı 20 faktöriyel olacağına göre burası da 2 eksi 1, 1 gelecek. Yani cevabımız 20 faktöriyel olacak. Bence gayet güzel bir soru oldu. Devam ediyoruz. Evet, 5. sorumuza geçmeden önce birkaç açıklama yapalım. Şimdi türevli olmanın şartı nedir? Bir kere arkadaşlar türevin geometrik yorumunda teğetin eğimi, yani eğim bilgisinden bahsedebilmek için herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi bilgisini konuşacağız. Daha sonraki sorularda konuşacağız. Buradaki yorumu anlayabilmenin temel mantığı bu. Türev eşittir eğim. Şimdi tabii ki teğetin eğimi, herhangi bir eğim değil. Şimdi bu durumda eğer bir nokta, fonksiyondaki herhangi bir noktada doluluk yoksa, yani o nokta tanımlı değilse oradan teğet de çizilemez. Dolayısıyla türev eğim olacağına göre, teğet eğimi olacağına göre kesinlikle sürekli olmalı. Peki o zaman şunu söyleyebiliriz. Eğer bir noktada fonksiyon sürekli değilse oradan bir teğet, o noktadan bir teğet, x0 noktası için bir teğet çizilemez. Ama hemen yanındaki başka bir noktadan, x1'den teğet çizilebilir. Yani bu noktada değme noktası olabilir. Dolayısıyla süreklilik yoksa türevden bahsedemiyoruz. Mutlaka içi dolu, yani sürekli bir nokta olmalı. Ancak özel durum. Sürekli olmasına rağmen türevi olmadığının tanımlandığı bir durum. Sivri noktalarda türev yoktur diye bir ifade arkadaşlar. Ne demek bu sivri noktalarda? Şimdi sivri bir noktadan çizilebilecek teğet sadece bir tane değildir. Birkaç tane yani. Sonsuz tane teğet çizilebilir. O zaman bu noktada sonsuz tane teğetin eğimi varsa sonsuz tane türev var anlamına gelir. Bu da mantık dışı. Türev varsa bir noktada bir tane olmalı teoremine zıt bir cümle olur bu. Dolayısıyla sivri bir noktada türev olmaz diyeceğiz. Mesela bir sol taraf oval gelip, parabolik bir eğri gelip sonra düz bir doğrusal bir şekilde giderse bu noktada bizim için sivri bir nokta olacak. Sonuç. Sürekli olan her noktada türev vardır. Süreksiz olan noktalarda asla türev olamaz. Ama sürekli olmasına rağmen türevin olmadığı özel durum sivri noktalardır. Özetimiz bu. Sorumuzun cevabı hangisi yanlış olabilir? Sürekli olduğu noktalarda türevlidir diyor. Sürekli olmasına rağmen türevli olmayacağı noktalar vardır. Yanlış cevap bu. Diğerlerini hızlıca geçelim. Sürekli olduğu noktalarda limitlidir. Bu başka bir bilgi aslında. İçi dolu olan nokta kesinlikle sağ sol limite eşittir. Türevlenebildiği noktalarda süreklidir. Eğer türev varsa içi doludur. Yani kesinlikle süreklidir. Türevlenebildiği noktalarda limitlidir. Kesinlikle doğru. Çünkü türevleniyorsa içi dolu süreklidir. Sürekli ise zaten limit olmak zorundadır. Süreksiz olduğu noktalarda türevsizdir. Bu da yine burada gösterdiğimiz bilgilerden biri. Yine çok güzel özet oldu. Güzel bir soru çözdük. Evet arkadaşlar.
Bir önceki soruda yaptığımız açıklamalar bu soruda yine işimize yarayacak. Şimdi türevsiz olduğu x değerlerini bulalım. Tanım aralığı eksi 7 dahil, 7 dahil değil. O halde 7 noktasında türevi incelemeyeceğiz. Şimdi eksi 7 noktası dahil, kapalı aralık. Eksi 7 noktasının sağdan türevi tanımlı olduğunu söylersek, solu verilmemiş, grafiği verilmemiş. Ama biraz önceki notdaki, dipnottaki bilgi, sol ya da sağdaki türev bizim için yeterlidir. Yani eğer bu bir uç noktaysa, bunun sağ tarafı verilmişse sağdaki türev kabul edilir. Sol türev olmasa da o noktada türevlidir, kabul edilebilir. Pekala, fonksiyon tanım kümesinde bulunan kaç farklı x değeri için türevsizdir diyor. Eksi 7'nin türevli olduğunu iddia ediyoruz uç noktası olmasına rağmen. Peki, kopukluk ya da süreksizlik varsa türev olamaz. O zaman eksi 3 noktasında türevden bahsedemeyiz. Bu aradaki her noktada doğrusal bir grafikte bu doğrunun eğimi vardır, yani türevi vardır. Tanımsız olduğu hiçbir yer yoktur. O halde ilk değerimiz eksi 3. Eksi 3'ten 1'e kadar fonksiyonun sürekli bir şekilde çizilebildiğini görebiliyoruz. O halde her yerde süreklidir, türevlidir yani. Bir noktasında kopukluk var, sürekli değil. O halde bir noktasında teğet çizilemeyecek. Yani türevsiz olduğu değerlerden biri. Sonrasında doğrusal bir grafik. Geldik sivri noktaya. Bunu da biraz önce konuştuk. Sivri noktada türev olmaz. Yani 3 noktasında türev yok. 7'yi incelemeyeceğiz demiştik uç nokta. 7'den önceki tüm değerler için türev vardır. Yani cevap 3 farklı noktada türev yoktur. O da toplamı 1 demeyeceğiz. Kaç farklı x değeri için cevap arkadaşlar? 3 farklı x değeri için türev yoktur. Yani cevabımız 3'tür. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 7. sorumuz. Fonksiyon tüm reel sayılarda türevli olduğuna göre. O zaman bütün sayılarda türevliyse 2 noktasında da türevlidir. 2 noktasında eğer türev varsa 2 noktasında aynı zamanda da süreklidir. Sürekliliğin şartı sağ sol limit eşit olacak ve f2 değeri de eşit olacak. Şimdi önce türevden yola çıkalım arkadaşlar. Sol türev sağ türeve eşit olacak. Sol türev. Fonksiyonun türevini alalım. Tabii ki şu fonksiyonun türevini alalım. Bu fonksiyonun türevi sadece a. 2 noktasında türev. O zaman türevde 2 yazalım. Sabit ifade o zaman türev a çıkacak. Bu 1. Şimdi sağ türevden bahsedelim. Şuradaki fonksiyon x kare artı x artı 1'in türevini alalım. 2x artı 1. Türevde 2 yazalım. Böylelikle sağ türevi bulmuş olacağız. 5. Buradan bir sonuç çıktı. Sağ sol türevi birbirine eşit olmalı öğretmenim diyeceğiz. Ve buradan da a'nın 5 oldu. B'yi bulamadık. Çünkü türev A'yı bulmamıza yetti ama süreklilik şartını kullanırsak ancak B'yi bulabileceğiz. Yani sağ sol limite başlıyoruz. Şimdi sol limit diyelim. Ne demek limit? Fonksiyonda x gördüğümüz yere direkt 2 yazıyoruz. O halde direkt x göründüğümüz yere 2 yazarsak 2A artı B. Sağ limit bu da fonksiyonda x gördüğümüz yere 2 yazmak demek. 2'nin karesi artı 2 artı 1. Sağ sol birbirine eşit olacak. Bu arada süreklilikte f2 de eşit olmalı ama f2 değeri sade limit değeriyle aynı çıkıyor. O halde bu ifadeleri birbirine eşitliyorsun. Evet burası 4, 7 çıktı arkadaşlar. A yerine de 5 yazarsak, A gördüğümüz yere 5. 10 artı B ifadesi eşit olmalı. 7 değeri. Buradan da B'nin x3 olduğunu görebiliriz. Evet yine güzel bir soru oldu. 8. sorumuza devam edelim. 8. sorumuzda fonksiyonun tüm reel sayılarda türevli olduğu söyleniyor. Bütün x değerleri için türevli oluyorsa o zaman rasyonel bir ifadede payda 0 olursa tanımsız olur. Herhangi bir x değeri burayı 0 yaparsa. O zaman o x değeri için tanımsız olacağı için süreksizlikten türev olmaz. Yorum yapıyoruz şimdi. Türev olmaz. Bu durumda tüm reel için sayılar için türevli olmuş olmayacağına göre demek ki paydayı sıfır yapan hiçbir x değeri olamaz. Olmamalı bu cümleye karşılık. O halde şunu söylüyoruz. Paydanın sıfır olmadığına göre hiçbir değer için sıfır olmuyor. Bu ikinci dereceden denklemlerde kökü olmadığı anlamına gelir. Yani yorumumuz delta küçük sıfırdır. Şimdi bunu ezberlersek hocam rasyonel bir ifadede tüm değerler için türevliyse demek ki delta küçük sıfır. Ezberlersek bu. Cevap bu ama yorum yaptık. Hiçbir x değeri için sıfır olmuyor, sürekli olmuyor. O zaman türev de olmuyor anlamına gelir. Delta küçük sıfırı çözersek b kare eksi 4ac'den
A sayısı 1, C sayısı yerine A gelmiş. Yani eksi 4A, küçük 0. Buradan A büyüktür. 49 bölü 4 cevabını görüyoruz. En küçük değerini soruyor. Ondalık olarak bu 12 tam küsür yapıyor arkadaşlar. Buradan büyük olan ilk sayı 13. Yani cevabımız 13. Evet arkadaşlar, bir yorum sorusuyla devam ediyoruz. Bir noktada hangisi kesinlikle doğrudur diyor bu arada. Bir noktada sürekli bir fonksiyonun o noktada türevi vardır. Sivri noktada türevi yoktur demiştik. Sivri nokta burası sürekli bir nokta, içi dolu. Ama burada türev olmayabiliyor. O halde bu cevap kesin doğru sayılmaz. Bir noktada sürekli olmayan bir fonksiyonun limiti yoktur diyor. Sürekli olmayan, şöyle içi boş olan bir parça düşünelim. Diyelim ki bu 3 noktası burada sürekli değil. Ama biz limit için sağ sol limit birbirine eşit olursa limit vardır diyoruz. Demek ki bu süreksiz olan noktada limit olabilir. Yoktur diyor. O zaman bu kesin doğru değil. Bir noktada türevli bir fonksiyonun o noktada limiti vardır. Kesinlikle doğru. Eğer türevli ise, türev eğim demek, türevli ise içi dolu. İçi doluysa sağ sol kesinlikle birbirine eşit olmalı. Sürekli çünkü. Dolayısıyla burada kesinlikle limit vardır sevgili arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi oldukça bence çok tuzaklı bir soru yani. Şimdi tanım kümesinde bulunan kaç farklı x değerinde türevsizdir diyor. Tanım kümesinde bulunan. Şimdi o zaman önce bunun bir tanım kümesini incelemekte fayda var. İçi pozitif olmalı ve sıfır eşit olmalı. X kare büyük eşittir 4. Tanımlı olduğu x'ler burada. Bunun sonucu x büyük eşittir 2'dir. X küçük eşittir eksi 2'dir. Ama ne olmamalı arkadaşlar? X 8 olmamalı. Çünkü tanımsız yapıyor. O halde tanım kümesi aslında şu. 2'den büyük sonsuza giden bileşke eksi sonsuz 2 eksi 2. Bunlar tanım aralığı. 8 yok. Sadece bu aralık ve bu aralık. Pekala. Şimdi türevini türevsiz yapan x değerlerini konuşalım. Şimdi karekökün türevini aldığımızda, pardon, içinin türevi 2x bölü 2 çarpı kökün aynısı. X kare eksi 4. 1 bölü x eksi 8'in türevini aldığımızda da aslında bunu şöyle alacağız. X eksi 8 üzeri eksi 1 deyip türev alacağız. Onun sonucu şu çıkacak. Eksi 1 bölü x eksi 8'in karesi. Şimdi şu ifade ne zaman türevsiz olur? Tanımsız olduğunda türevsiz olur. Burayı tanımsız yapan değer nedir arkadaşlar? Şurayı sıfır yapan değer. Burayı sıfır yapan değer bir 2'dir, bir de eksi 2'dir. Bu ikisi tanım kümesinde var mı? Kontrol edelim. 2 ve eksi 2 tanım kümesinde var. Şurada var. Dolayısıyla 2 ve eksi 2 bu fonksiyonu türevsiz yapar. Peki hocam şu 8 burayı sıfır yapıyor. O halde bu da türevsiz yapan nokta. Doğru. Ama tanım kümesindeki kaç farklı eleman için türevsizdir diye soruyor. Dolayısıyla 8 değeri tanım kümesinde olmadığına göre 8 değerini sorunun cevabına ilave edemeyiz. O halde cevap sadece 2 ve eksi 2 olmalı. Yani bu soru. Evet, başta söylediğim gibi çeldirici bir soru. Devam edelim. Evet arkadaşlar, 12. soru. Fx fonksiyonu kaç farklı x değerinde sürekli olup türevsizdir? Bunun ifadesi şu, sürekli olup türevsiz olmanın sivri nokta arkadaşlar. Sürekli olmasına rağmen birden fazla teğet olduğu için türev olamaz. O halde sivri nokta gördüğünüz gibi eksi 3'te var. Dolayısıyla bizden istenen noktalardan biri eksi 3. Diğeri de sivri nokta gördüğünüz gibi 8'de var. Dolayısıyla 8'de de sürekli olmasına rağmen türev yoktur. Cevap eksi 3 ve 8 iki tanedir. Peki neden şuradaki iki noktasını almıyoruz? Çünkü burada sürekli değil zaten. Sadece sürekli olup türevsiz olduğu noktalara bakacağız. O da sivri noktalardır diyebiliriz. Evet, diğer sorumuza devam edelim. 13. soru. Şimdi x1'de süreklidir diyor. Bakalım doğru mu? Birinin sol ve sağ limiti ve f1 eşit olmalı. Birinin sol limiti, şurada x yerine 1 yazacağız arkadaşlar. Burada 1 yazdığımızda sol limit değer 2 çıkıyor. Birinin sağ limiti, o zaman şurada x yerine 1 yazacağız. Burada da 2 çarpı 1'den 2 çıkıyor. Peki f1? F1 zaten 2x'deki x yerine 1 yazdığımız değerdir. F1'de 2 çıkıyor.
Dolayısıyla süreklilik şartı sağlanıyor. Bütün değerler birbirine eşit. Bir de türevli mi? Şimdi sürekli bakalım türevli mi? Sağ sol türeve bakacağız. Bir noktasında türev diyelim. Sağ türev. Sağ türev dediğimize göre şurayı incelemeliyiz. Öncelikle burada fonksiyonun türevine bakalım. 2x fonksiyonunun türevi. Türevi 2. X yerine 1 yazıp türevin sonucuna bakalım. O da 2 yapacak. Sol türevi inceleyelim arkadaşlar. 1'in sol tarafındaki fonksiyon x kare artı 1. Buradaki fonksiyonun önce türevini yazalım. Pardon, f türev x yazdım burada. Şimdi türev yazdığımızda 2x olacak. Ve x yerine 1 yazalım. Böylelikle türevde 1'in sol türevinin 2 değerine ulaştığını görüyoruz. Sağ türevde de 2 değerine ulaşmıştı. Sağ sol birbirine eşit olduğu için bir noktasında da kesinlikle türev vardır. Olay bu. Şimdi gelelim 3'teki türeve. Şimdi türevi 3 noktasında türevi yazmadan önce sürekli olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor. Öncelikle sürekli mi? Ona bakalım. 3'ün sol tarafındaki fonksiyon bu. Limitten bahsediyoruz. Süreklilik şartı. O zaman sadece x yerine direkt 3 yazıyoruz. 2 çarpı 3, 6. Sağ limite bakalım arkadaşlar. Sağ limit şurada x yerine ne yazmak lazım? X yerine 3 yazıp değerini bulmak lazım. Yani 3 üzeri 3 eksi 21. 27 eksi 21, 6. Demek ki sağ ve sol limit birbirine eşit. Peki f3 değeri de bu değere eşit mi bakalım? F3 demek burada x yerine 3 yazmak demek, o da 6. Yani 3 noktasında sürekli. Eğer sürekli çıkmasaydı zaten türevli değil diyecektik. Şimdi türevli olup olmadığını kontrol etmeye başlıyoruz. Yani 3'ün sağ türevine bakıyoruz. Arkadaşlar önce 3'ün sağındaki fonksiyonun türevini yazalım. F türevi. Yani x küp eksi 21'in türevi 3 x kare. Bu noktada x yerine 3 yazalım. 9 çarpı 3, 27 çıkar. Şimdi 3'ün sol türevine bakalım arkadaşlar. O da 2x fonksiyonu türevini alıyoruz. 2. Burada x gördüğümüz yere 3 yazınca 2 çıkmak. Yani x yerine herhangi bir değer yazamıyoruz. Sağ ve sol türevin eşit olmadığını gördüğümüze göre 3 noktasında türev yoktur diyeceğiz. Ve doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet, inceleme sorusu güzel bir soru. Evet arkadaşlar, 14. soru. Verilen fonksiyon parçasında hangisi yanlış olabilir? Bizim bu konuda şöyle bir teoremimiz var arkadaşlar, uç noktalarda. Bu arada A kapalı aralık. Uç noktada türev, hangi taraftan türev varsa o noktadaki türev, o türev kabul edilir. Yani soldaki türev burada aranmaz. A'nın sağ türevi varsa o A noktasında türev kabul edilir. Yani A'da türevsizdir diyor. Bu doğru bir ifade değil. Yani yanlış olan ifade E seçeneği. Bu sorunun cevabı bu. Uç noktada türev vardır. Ancak uç noktada kapalı değer için yine konuşuyoruz. A noktası için. Uç noktalarda limit sağ sol incelenmediği için yoktur kabul edilir. Dolayısıyla bazı yayın evlerinde A noktasındaki limit hakkında farklı cevaplar görebiliyoruz. Sol ya da sağ hangi taraf olursa olsun limit için her iki tarafın varlığından bahsedeceğiz. Uç noktada limit aranır. Sağ sol eşitliği aranır. Yani bir nokta uç noktaysa limit yoktur kabul edilir. Ama türev öyle değil. Bu önemli bir ayrıntı. Uç noktada türev vardır. Dolayısıyla bu nokta türev yok, E şıkkı türev yoktur diyor. Bu sorumuzun cevabı E'dir arkadaşlar. Diğer sorumuz. Evet, bu fonksiyonun türevini alacağız. İki kez türevini alıp x yerine 1 yazacağız. Arkadaşlar türev alırken 3x eksi 2'nin eksi birinci kuvveti yazarak türev almalıyız. Birinci türev kuvvet başa gelir. Kuvvet önce 1 azaltılır çarpı içinin türevi. İçinin türevi çarpı 3. Evet, bunu şöyle düzenleyelim. Eksi 3 olarak çarpan olarak yazalım. 3x eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti. Şimdi ikinci türev, iki kez türev yazalım. Kuvvet başa gelir, artı 6. Kuvvet 1 azaltılır, eksi 3. Çarpı yine içinin türevinden bir 3 daha gelecek. Arkadaşlar direkt x gördüğümüz yere 1 yazarsak, hiç düzenleme yapmadan x yerine 1 yazalım. 6 çarpı, buraya 1 yazdığımızda içi 1 oluyor. Eksi 3. kuvvet çarpı 3.
Birin bütün kuvvetleri birdir. 6 kere 3 cevap 18. Evet, 16. sorumuzla devam ediyoruz. Evet, 16. sorumuz. Arkadaşlar, ifade sıfır eşitlendiği için kapalı fonksiyonun türevini hatırlatalım. Formülü şu, kapalı fonksiyon eksi, önce x'e göre türev, sonra da y'ye göre türev. Bu kimin için söylüyoruz bunu? dy bölü dx için söylüyoruz. Kapalı fonksiyonda y'nin x'e göre türevi için bunu söylüyoruz. Eğer x'in y'ye göre türevini sorarsak, o zaman f türev y, sonra f türev x diyeceğiz. Yani şunun tersini yapacağız aslında. Asıl kural buydu. Şimdi bu durumda önce y'nin x'e göre türevi eksi kural gereği. Şimdi önce x'e göre türev alıyoruz. Şuradaki terimlerin x'e göre türevi 2. Diğerlerinin türevi x'e göre 0'dır. Bölü paydada da y'ye göre türev. O halde x'li ifade sabit terim gibi düşünülür. Sadece y'li ifade şunun türevidir. O da eksi 4. Evet, şu kısmı bitirdik. Artı dx bölü dy demek işte bu demek. Yani önce y'ye göre türev bölü sonra x'e göre türev olacak. Yine kuralda eksi var. O halde eksi çarpanı parantez. Y'ye göre türev alalım. X'li terim, sabit terim kabul edilir 0. Bu da 0. O halde y'ye göre türev de eksi 4 gelir. Böyle x'e göre türev alacağız. Sadece 2x'in türevi 2 olacak. Diğerleri 0 olacak. Düzenliyoruz. Birinci ifade 1 bölü 2. Şurası da artı 2 çıkacak arkadaşlar. Topladığımızda 5 bölü 2 olacak. Evet. 17. sorumuz. Şimdi grafik sorumuz var. Limiti olup türevi olmayan noktaları arayacağız. Türevsiz olan noktaları arayacağız. Türevsiz olan nokta. Önce türevsiz olan noktaları belirleyelim, sonra limiti inceleyelim bence. Çünkü çoğu noktada limit var. Mesela şurada, şurada, şurada limit var. Ama her yerde türev yok. Türevsiz olan nokta mesela eksi 3. Eksi 3'te türev olamaz. Çünkü kopukluk var. Peki burada limit var mı? Evet, x eşittir eksi 3'te sol ve sağ taraftan yaklaştığımızda aynı değere yaklaştığımız için limit var. Eksi 3'ün görüntüsü başka bir nokta olması önemli değil. Sağ ve sol yaklaşılan değerin aynı nokta olması. O halde eksi 3 türev yok. Pardon, limit yok. Pardon, limit var ama türevi yok. O halde eksi 3 bizden istenen noktalardan biri. Şimdi türevsiz noktalara bakalım demiştik. Sivri noktada türev olmaz. Bakın şuraya. Burası sivri nokta. Türevsiz olan bir nokta. Peki burada limit var mı? Evet, sağ ve sol limit. Aynı tarafa doğru yaklaşır. O halde bir de bizim aradığımız noktalardan biri. Türevsiz olan nokta arayalım yine. Bakın şu noktada türev olamaz. Kopukluk olan, sürekli olmayan yerde türev olamaz. O halde 4. Şimdi bu noktada limit var mı? İnceleyelim. Arkadaşlar 4 noktasının sağından ve solundan yaklaştığımızda aynı yere yaklaşmıyoruz. Sağ taraf burada kalıyor, sol taraf burada. Dolayısıyla limit burada yok. O halde sadece eksi 3 ve 1 noktasını istiyoruz. Yani cevabımız 2 olacak. 18. soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, başka bir türev alma kuralı zincir türevi. Y U'ya bağlı, U T'ye, T de X'e bağlı ama biz Y'nin X'e bağlı türevini istiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Y'nin U'ya göre türevini yazabiliyoruz. Çarpı. U'nun T'ye göre türevi D U bölü DT anlamına geliyor. Çarpı. T'nin x'e göre türevi de dt bölü dx anlamına geliyor. Bu sonuç bize dy bölü dx veriyor. Parametrik türev, pardon zincir türevi buydu. Şimdi birinci şu kısmı yazıyoruz. Çarpı burayı yazıp devam edeceğiz. Y'nin u'ya göre türevini yazıyoruz. 2 u çarpı. U'nun t'ye göre türevini yazıyoruz. U'nun t'ye göre türevi sadece 3 t kare. Artı 3'ün türevi sıfırlanacağı için. Çarpı T'nin x'e göre türevini yazıyoruz. O da sadece 5 geliyor arkadaşlar. Bu sonuç dy bölü dx'e eşit. Zaten biz onu istiyoruz. Bu türev bittikten sonra x yerine eksi 1 yazacağız. Gördüğünüz gibi bu türevde u ve t var. X yok. O halde başa geri dönüyoruz. X eksi 1 için x eksi 1 için t'nin ne olduğunu bulalım. Şuraya eksi 1 yazalım. Eksi 5 artı 4. Hocam x eksi 1 için t eksi 1 anlamına geliyor. Eksi 1 yazacağız. Peki u t eksi 1 olduğunda u kaç olur? Bunu bulacağız. Yani t yerine eksi 1 yazıp u'yu hesaplayacağız. O da 2 olacak. Bu durumda da u gördüğümüz yere 2 yazacağız. Düzenliyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 2 4. Eksi 1'in karesi 1. 3 çarpı 1 3. Çarpı 5. Bu da cevap olarak 60'ı bize sonuç olarak verecek. Peki.